Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Hep Covid konuşuyoruz bugünlerde. Bugün biraz daha farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim ultrasonografi, tomografi ya da MR tetiklerimizde, raporlarımızda karaciğer büyümesi ya da dalak büyümesi, hepatomegali ya da splenomegali diye yazdığımız sonuçlar oluyor. Bunlar ne anlama geliyor? Aslında nasıl değerlendirmek lazım? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi hepatomegali yani karaciğer büyümesini biz nasıl değerlendiriyoruz? Ne zaman karaciğer büyümesinden bahsediyoruz? Çoğunlukla yapılan şey ne? Burada bir yanlışlar var mı? Gereksiz endişelere sebep oluyor mu? Bunlardan bahsedelim. Efendim şöyle, karaciğer karnımızın sağ üst tarafında yer alan, genelde karın orta hattını sola doğru çok hafifçe geçen, sol lobu çok hafifçe geçen ve nefes alıp verirken şuradan muayene ettiğimizde elimize gelmemesi gereken bir organ. Vücudumuzdaki en büyük organımız karaciğer. Çok fazla fonksiyonu var. Ultrasonografi tetiklerinde karaciğerin çok büyük bir kesimini görüntüleyebiliyoruz. İçinde bir kitle var mı? Genel yapısına bakıyoruz ve bir boyut ölçümü yapıyoruz. Bu boyut ölçümüne dayanarak belli bir rakamın üstündeyse bu ölçüm raporumuzu hepatomegali diye yazıyor. Şimdi burada çok kritik olan bir şey var. Karaciğer büyümesi sadece ölçülere dayanarak verilecek bir karar değil. Karaciğerin büyüdüğünde orta hattı belirgin şekilde sol tarafa geçmesi ve şu bizim kaburgamızın altına aşağıya doğru uzaması gerekiyor. O zaman karaciğer büyüklüğünden bahsediyoruz. Sadece ultrason ölçümünde yapılan bir ölçümle bu ön arka çapını çapraz şekilde ölçüyor çoğu arkadaşlarım. Buna dayanarak 150 milimetrenin üzerinde ise hepatomegali diye raporlanmış oluyor. Ama bu kadar kolay değil. Burada önemli olan ve gözden kaçan birkaç faktör var. Karaciğer büyümesi çok sık rastladığımız bir şey değil aslında. Karaciğer yağlanmasıyla birlikte büyümeden bahsedebiliyoruz. Ama burada çok önemli bir şey var. Vücut kitle endeksi dediğimiz yani kişinin boyu ve kilosuyla karaciğer boyutlarının bir doğru orantısı var. Yani bir kişi ne kadar iri ise karaciğeri de o kadar iri olur. Buna bağlı olarak da herkese standart bir karaciğer ölçüsü de dayanarak karaciğer büyüklüğünden bahsetmemek gerekli. Karaciğer büyüklüğünden ultrasonografi ya da tomografi tetkiklerinde ya da MR tetkiklerinde bahsetmek için bizim en sık kullandığımız ölçü orta hatta karaciğerin baştan aşağı yani yukarıdan aşağı olan ölçümü. Bu ölçümü yaparken birkaç faktör var. Bunlardan bir tanesi bir varyasyon, bir çeşitlilik. Karaciğerin sağ lobunda aşağı doğru dil gibi uzanan özel bir ismi olan bir doku var. Buna Riedel lob deniyor. Riedel lob bir karaciğer büyüklüğü değil, bu karaciğerin şeklinde olan bir değişiklik. Ve çoğu radyolog arkadaşım Riedel lobu da karaciğer ölçümüne dahil ettiği için karaciğerle hastanın büyük diye yazıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Çünkü yok yere bir hepatomegali yazdığınızda hastada bir kere bazal bir endişe oluşturuyorsunuz. Benim karaciğerim büyümüş, acaba karaciğer hastası mıyım diye. Bu yüzden bu konularda dikkatli olmak gerekiyor. Karaciğer yağlanması en sık karaciğeri irileştiren bir şey. Son derece mantıklı bunun da sebebi. Yani karaciğerde yağ depolunca karaciğerde bir miktar genişliyor. Görüntüleme tetkiklerinde karaciğer büyüklüğünden bahsetmek için karaciğerin orta hattı soluna belirgin olarak geçmiş olması ve kaburgaların altından aşağı doğru ele gelecek şekilde genişlemiş olması gerekiyor. Benzer şekilde dalak büyüklüğü de söz konusu. Bizim kitaplarımızda dalağı ultrasonografi tetkikinde uzun aksını yani en uzun tarafını ölçtüğünüzde işte 110-120 milimetreden fazla ise dalak büyüklüğünden bahsediyoruz. Splenomegali dediğimiz bu dalak büyüklüğü aslında hani hafifçe biraz büyük olması bir şey ifade etmiyor bize. Burada diğer 3 boyutlu tetkiklerde, kesişsel tetkiklerde, tomografi ve MR'da dalağın 3 boyutunu alarak hacmini hesaplıyoruz ve buna splenik indeks diyoruz. Splenik indekse bakmak lazım. Ve dalağı büyüten hastalıklarda dalak normalin birazcık üstüne çıktı diye panik olmamak gerekiyor. Bunu gerçekten dalak büyüklüğü olarak kabul etmemek lazım. Dalağı büyüten hastalıklarda dalak belirgin olarak hacmi normalin 2-3 katına çıkıyor. Yani bir ultrasonografi tetkiki yaptırdınız ya da bir MR ya da BT çektirdiniz. Raporunuzda bir hepatomegali ya da splenomegali yani karaciğer büyüklüğü ve dalak büyüklüğünden bahsediliyor. Bunun için hemen panik yapmamak lazım. Bunlar genelde görüntüleme yöntemlerinin azizliği diyelim. Yani ölçümler biraz standart dışı, hafif birazcık yükseklik var. Bunlar bir hastalığa çoğunlukla işaret etmiyor. Bunu aklınızdan çıkartmayın ve yok yere bu konuda endişe etmeyin. Dalak da aynı karaciğer gibi hatta daha belirgin olarak vücut kitle endeksinden yani kişinin iri olup olmamasından çok etkileniyor. Yani 1,90 boyundaki 100 kilo, 110 kilo, 120 kilo bir adamın dalağıyla işte 1,70 boyundaki 80 kilo bir adamın dalağının boyutunun aynı olması mümkün değil. Yani burada standart bir ölçü belirleyip
İşte 120 milimetrenin üstünde o zaman dalak büyük dememek lazım. Biraz burada hekimin işin içerisine tecrübesini ve yorumunu katması gerekiyor. Çünkü benim çok önem verdiğim bir şey var. Tetkik yaptığımız hastalarımıza endişe oluşturacak şeyler rapora yazmamak lazım. Bunlar hem kişide ciddi moral kaybı hem de sağlık sisteminde kişinin endişesinden dolayı yapılacak gereksizleri tetiklerle bir yük. Hem maddi hem de zaman olarak bir yüke sebep oluyor. Burada biz radyoloji uzmanlarına çok görev düştüğünü düşünüyorum. Yani bir hastayı değerlendirirken bir karaciğer büyüklüğünden, dalak büyüklüğünden bahsedeceksek bunu bir daha bir iyice değerlendirip yani ona göre sonuç yazmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.